Evet, hepinize merhaba. Bu videoyu oyunlarda reklamları çalışmayanlar için tekrardan çekiyorum. Çünkü Google'un sunmuş olduğu API'lerin bazıları çalışmıyor. Sebebini inanın ben de anlamadım. Bir sürü şey denedim. SDK'ları değiştirdim. Yeni paketler kurdum falan filan. En sonunda çözüme ulaştım. Şimdi de gönül rahatlığıyla size bu videoyu çekiyorum ki sizler de reklamlarınızı kullanın, oyunlarınızdan para kazanın diye. Lafı fazla uzatmadan hemen sizlere şöyle bir geçiş yapayım. Arkadaşlar burası Google'un kendi sunmuş olduğu Unity'de reklamlarınızı çalıştırmanız için dokümantasyon. Burada aşağı indiğinizde size önce diyor ki şu paketi kur. Bu pakete gittiğinizde size en son yayınlanmış olan sürümü gösteriyor. Ama bu sürümü kurduğunuzda sebebi nedir bilinmez çalışmıyor ve de forumlardan baktım, oralara baktım, şuralara baktım. Hiçbir şekilde insanlar cevap yazmamış. Yani geliştiricisi bile neden çalışmadığına dair herhangi bir şey yazmamış. Mail gönderdiğinizde de size şöyle söylüyorlar. İşte ID kimliğini yanlış yazmışsınızdır. Yok fonksiyonlarda farklı döndürmüşsünüzdür. Fonksiyonu farklı döndürme gibi bir şey olamaz. Çünkü arkadaşlar buradaki ne gösteriyorsa yani dokümantasyon ne yazıyorsa aynısını yapıyoruz ama çalışmıyor. O yüzden şimdi tekrardan söylüyorum, çözümü hemen anlatıyorum. Buraya geldiniz, tekrar gösteriyorum. Şuraya geldiniz, tıkladınız, burası açıldı. Şimdi dediğim gibi en son sürüm çalışmadığı için çalışan tek bir sürüm var. Burada release'e tıkladınız yani yayınlananlara tıkladınız. Aşağıya iniyorsunuz. Çalışan tek sürüm arkadaşlar ne yazık ki 7.1. Şöyle geldim şu. Bunu indirip paketi kurduğunuzda daha sonra da reklam kodlarını entegre ettiğinizde hiçbir sıkıntı yaşamadan direkt çalışıyor. Bir de şuna da değinmek istiyorum. YouTube'da olsun, internette olsun herkes böyle reklam kodu nasıl yazılır diye kodu yazıyor. Unity içerisinde gösteriyor. Ama kodun çalışıp çalışmadığını size göstermiyor. Yani yapıyorsunuz bari onu da gösterin de insanlar da aa evet çalışıyormuş hadi ben de yapayım desin. Unity üzerinde gösteriyor tamam diyor bitti ya bitmiyor. Orada her şey çıkar orası bir test. Hatta Unity üzerinde gösterirken size gelip şöyle yapıyor. Benim var mı burada reklam kodum? Hemen bir bakacağım çok özür diliyorum. Yazmamışım neyse. Reklam kodunda işte atıyorum şurada bir yerde olsun. Reklam ID'nizi yazmasanız bile çalıştığınızda burada reklam geliyor. Çünkü burası test yeri yani plugin çalışıyorsa size buraya gösteriyor ama İnternete sunduğunuzda çalışmıyor. Ya yaparken onu da göster bir zahmet ki biz de sıkıntı yaşamayalım. Ama dediğim gibi 7.1'i kurduğunuzda bakın tekrar söylüyorum arkadaşlar. Reklam kodunuzu kurduğunuzda oyununuzu publish ettiğiniz anda reklam çıkmak zorunda çalışıyorsa. Çalışmıyorsa reklam çıkmaz. Yok işte onaylanmak için süre bekliyor. Yok şöyle öyle bir şey yok. Reklam kodu çalışıyorsa publish ettiğiniz anda çıkmak zorunda. Tamam bunu aklınıza yazın. Peki efendim şimdi bu eski bir sürüm. Yarın öbür gün benim başıma bir iş gelir mi falan filan derseniz arkadaşlar ikinci çözüm ki büyük bir ihtimal Unity bundan dolayı da yeni SDK'yı göstermiyor olabilir. Veyahut da bilmiyorum belki başka bir hata da olabilir. Günahlarını almayalım. İkinci çözüm şu. Unity'nin kendi reklam kimliğini, kodunu kullanmak. Solo Game Development'tan Ahmet arkadaşımız çok güzel anlatmış. Zaten çok da kısa bir video. 3 dakika içerisinde nasıl entegre edeceğinizi hemen gösteriyor. 3 dakika içerisinde kuruyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum Ahmet arkadaşımız da burada mesela bir şey atlamış. Bakın burası yine test kısmı. Nerede gösteriyor? Şurada mı gösteriyor? Gerçi burada banner'ları yok test diyor. Aynen şuradan bir başlatayım. Can Bakın evet diyor yaptım diyor çalıştırdım reklam çıkıyor. Reklam burada da çıkar. Bir daha söylüyorum. Editör kısmı sadece test yeridir. Burada her şekilde görürsünüz. Siz şimdi build'i aldınız. Gittiniz bunu Google Play'e attınız. Bakın bu ikinci çözüm için. Birinci çözümde Google Play'de o gösterim 7.1'de böyle bir şey yaşamıyorsunuz. Çünkü bu Google'un kendisine ait. Entegre edildiği için bu sıkıntı yok. Ben bunu Unity Ads için anlatıyorum. Siz çıktınız, aldınız, gittiniz, Play Store'a bunu attınız. Arkadaşlar size şöyle bir mail gelecek. Diyecek ki ben senin uygulamanı reddettim. Sebebi senin uygulamanın içerisinde bazı şeyler var. Karşı tarafı dinliyor. İşte verileri benden alıyor, karşı tarafa gönderiyor, bunları işliyor. Ama sen bunu bana belirtmemişsin. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Burada yazdığı gibi gidin uygulamanıza. Zaten orada bir kırmızı işaret çıkacak. Diyecek ki bu uygulama hakkında değişiklikler yapman gerekiyor. Tıkladığınız zaman size bir sürü seçenek gelecek. İşte bunları onayla diye. Orayı da hemen anlatayım. Onları onaylamak için Unity'nin kendi adresine gidiyorsunuz. Şu siteye hemen ulaşabilirsiniz. Zaten şurada var. Buraya yazabilirsiniz. Veyahut da kendiniz de araştırıp bulabilirsiniz. Gittiğiniz zaman Unity'nin reklam için kullandığı SDK'sındaki dinleme İşte artık data tipleri, kişisel veriler, kullandığı bütün bilgileri buraya yazmış. Bunlara baka baka onları işlemeniz gerekiyor. Hatta bunun içinde şöyle bir video var. Bunun da linkini olmazsa videonun altına bırakırım. Buradan tek tek nasıl yapılacağını göstermiş. İşte mesela burada diyor. Veri güvenliği için neler lazımmış. Hemen geliyoruz.
Veri güvenliği için işte lokasyon yani konum bilgisi alıyormuş. Toplanıyor mu toplanıyor, paylaşılıyor mu paylaşılıyor, gerekli mi? Evet, bunları tıklıyorsunuz. Ondan sonra Google size diyor ki bunları ne için peki yapıyor? İşte market ve reklamcılık, analiz, uygulamanın fonksiyonlu bilmem ne falan filan bunlar için tıklamanız gerekiyor. Yoksa uygulamanızı paylaşmıyor bakın. Ama bir daha söyleyeyim, bu sadece Unity'nin reklamı için. Yok abi ben Google'un ikisini kullanmak istiyorum. Çok temiz olsun diyorsanız bir daha söylüyorum 7.1'i kullanacaksınız. Hiçbir hata yaşamayacaksınız. Ama yok ben en son sürüm olmasını istiyorum. Çok iyi çalışsın istiyorum diyorsanız Unity'nin kendi reklamını kullanın. Ne değişiyor? Hemen ona da değineyim. Arkadaşlar hiçbir şey değişmiyor. Sadece şu Unity birazcık da kendine para alıyor. Hani Google almıyor ama Unity birazcık da kendine para alıyor. Çok fazla bir şey değişmiyor arada. Yine kazancınız aynı. Ayrıyeten en son sürümü kullanmış oluyorsunuz. O da size kalmış bir şey. Bunları yaptıktan sonra şimdi gelelim uygulamanızda yapmanız gerek. Bunlar reklamla ilgiliydi. Bakın burayı izlediniz. Uygulamanıza attığınız reklamınız çalıştı. Bir. Hayır ben Google Play kullanacağım dediniz. Geldiniz. Google'ın 7.1'ini kullandınız, attınız. Yine reklamınız çalıştı. Artık hiçbir derdiniz yok. Reklamlarınız direkt çalışacak. Ben sadece artık ek bilgi olarak gösteriyorum. Burayı direkt kapatıp huzurlu bir şekilde uygulamalarınızı yapabilirsiniz. Efendim bazılarınız şunları da yaşıyor. Uygulamayı yaptınız. Google Play'e salladınız. Size dedi ki senin SDK'n eski. Hemen geldiniz. Dediniz ki aa tamam. O zaman ben SDK'mı güncelleyeyim. Buradan tıkladınız. Geldiniz. Resolution yok, other settings olacak aynen. Buradan aşağı indiniz. Aa dediniz ki tamam benim API seviyem işte SDK'm atıyorum 32 olsun, 33 olsun. Tıkladınız. Ondan sonra boot almaya geldiniz. Dedi ki Unity, hop kardeşim benim elimde 33 yok. İndirmek ister misin? Evet'e tıkladınız. Gene hata aldınız. Dedi ki ben karşı taraftan bu paketi çekemiyorum. Nasıl yapacağım? Arkadaşlar bunun çok basit bir yolu var. Android Studio'ya gittiniz. Yoksa bunu indireceksiniz yani yapacak bir şey yok. Android Studio'yu indirdikten sonra buraya tıkladınız. SDK yönetme penceresini açtınız. Bakın size burada zaten geliyor. Hangi API seviyesini indirmek istiyorsanız artık onu kurabilirsiniz. İşte burada 13 var. 12 var ki bunlar kaçmış bakın 12 32'ye denk geliyormuş. 13 33'e denk geliyormuş. Ben en son 34'ü kullanıyorum ki hani SDK paketlerim güncel olsun ki Google'dan daha sonra tekrardan bir tokat yemeyelim diye. Buna tıkladınız. Şöyle indirmeye tıkladınız tamam. İkinci sırada SDK'nın adresi neredeymiş? Bakın ben buraya kaydetmişim. Sizde burası farklı olabilir. Bunu aldınız, kopyaladınız. Unity'ye geldiniz. Unity'de Edit'e tıkladınız. Preferences'e geldiniz. Buradan External Tools zaten seçiliymiş. Aşağıya indiniz. Ha ben daha önce yapmışım. Burası tikli olduğunda Unity klasörün içerisinde bulunan en son SDK paketi neyse onu yükler. Ama biz en son ne yaptık? Android'den 34'ü indirdik. Bu tiki kaldırıyorsunuz. Diyor ki bana o zaman bir klasör yolu ver. Tıkladım. Tamam. Ondan sonra artık bunu yaptıktan sonra tekrardan geldim. Aşağıya indim. Buradan 34'ü tıkladığım anda diyor ki artık evet benim elimde bu klasör var. O zaman ben bu SDK paketini kullanabilirim. Gönül rahatlığıyla da bu build'imi alabilirim diyor. Ve böylece işlemimiz tamam oluyor. Şimdi bu anlattıklarım ne işe yaradı? Hem reklam kimlikleriniz düzgün bir şekilde çalışıp kullanıcılara reklam sundunuz. Uygulamanızdan para kazandınız. Hem de uygulamanızı en üst seviyeye taşıdınız. Yani yarın öbür gün güncellemek istediğinizde nasıl güncelleyeceğinizi de görmüş oldunuz. Android Studio'yu indiriyorsunuz. En son çıkan SDK paketi varsa onu kuruyorsunuz. Unity'de onu belirtiyorsunuz, gönderiyorsunuz. Bir daha şunu da söyleyeyim. Belki es geçmişimdir. Eski videolarda var mı bilmiyorum. Uygulamanızı güncellemek istediniz. Atıyorum buraya geldiniz. Object eklediniz. Level eklediniz. Bir şey yaptınız. Geldiniz arkadaşlar. Build Settings. Player'a geldiniz. Burada aşağıya indiğinizde bakın şurası sizin uygulamanızın versiyonu. Yeni bir şey ekleyip de Google Play'e sunmak istiyorsanız bunu bir arttırıyorsunuz. Mesela bu 1'miş. 2 yaptım. Bundle versiyonu da 2 yaptım. Tamam. Ondan sonra geliyorsunuz. Publish settings'ten buradaki şifreyi yazmanız lazım. Bu şifreyi de yazdıktan sonra tekrardan build'inizi alıyorsunuz. Şöyle kapatayım. Build'inizi alıyorsunuz. Şunu tıklamayı unutmayın. Şunu da public yapacaksınız. Build'i aldıktan sonra tekrardan gidiyorsunuz. Play Store'a diyorsunuz ki aynı olan oyunun içerisine tekrardan üretim hattına yeni sürüm ekle seçeneğine tıklıyorsunuz. Gönderdiğiniz anda uygulamanız artık güncelleşmiş oluyor. Artık API seviyesini mi güncellediniz, oyunuza yeni bir bölüm mü eklediniz, ne yaptıysanız bunu yaptığınızda uygulamanızda güncelleşmiş oluyor.
Bunu da dedikten sonra hepiniz şimdi gidin yatın, uyuyun, uygulamalarınızı geliştirin ve de umarım bir daha sıkıntı yaşamayız diyorum ve de hoşça kalın. Hop hop hop, o kadar anlattım. Göstermeyi unuttum. Bak işte demiyorsunuz abi, o kadar sen söyledin hani göstermiyorlar falan filan diye. Arkadaşlar şunların hepsini kapatayım. Bu iki oyun benim yapmış olduğum o SDK'larla işte pluginlerle, bu Google'ın 7.1 ile, bu da Unity'nin kendi reklam paketiyle. İkisini de şimdi size göstereceğim ki çalıştığını siz de görün. Hani belki ben de boş anlatıyor olabilirim. Belki ben de bir şeyler denedim. Yanlış bir şekilde yaptım, çalışıyor. O yüzden çalıştığını görün diye bu stack'ı kullanıyorum ki oyunu daha önce indirdim. Bunlar bu arada test sürümler, yani bunlar oyun değil. Şimdi oyunum geldi. Ben buraya koymuşum. Bakın reklam yüklendi diye geldi. Bu Google'ın ikisi, bak unutmayın. Tıklıyorum. Fıstık gibi ya. Çalışıyor abi. Tamam, hiç kapatmakla uğraşamayacağım. Direkt şuradan kapatacağım. Bu da Unity'nin kendi reklam paketi olan. Evet, bu test aşamasında sakın bu oyunu indirip de çok yüklenmeyin. Şimdi önce reklamımızı çekiyoruz. Reklam şu an arkada indi. Bu da gösterme butonu. Bunun ismini değiştirmemişim. Basıyorum. Tertemiz Friend ya. Çalışıyor mu? Çalışıyor arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla artık anlattığım şekilde yaparsanız iki şekilde de reklamlarınız çıkacak. Hani Google'un paketi çok eski abi demeye gerek yok. Bakın gördüğünüz gibi az önce çalıştı. Unity'ninkisi de son paket. Bakın onun reklamı da çalıştı. Şunu da söyleyeyim. Unity'nin reklamı çok uzun sürüyor. Sebebini bilmiyorum. Ben normalde bunu geçiş paketi olarak ayarladım. Ama sanki böyle rewarded at, yani ödüllü reklammış gibi sunuyor. Bakın hala bitmiyor. Ama fark eder mi? Fark etmez. Şuradan da tamamlansın. Kapattık. Evet. Yine uzun bir video oldu. Çok özür diliyorum. Hoşça kalın.